Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler bir kanalına hoş geldiniz. Top açılımıyla kadromuza yeni futbolcular katacağız arkadaşlar. Kadromuzun son hali bu şekildeydi. Ve Napoli takımının gitmesine sayılı saatler kaldı. Oradan çıkarmayı çok istediğim bir futbolcu var. Onun için bir şansımızı deneyelim istiyorum. Bu sezon Napoli takımında en çok golü atan, Napoli takımında en çok asist yapan futbolcu, Gürcistan'ın Messi'si, Gürcü Messi diye anılan futbolcumuz Kvaratskhelia için top açılımı gerçekleştireceğiz. Kısaca ben kendisine Kvara diyeyim. Bileklerine çok hakim, teknik bir futbolcu ve bu sezon Napoli takımının maçlarını izlerken beni en çok heyecanlandıran isim Kvaratskhelia. Onu çıkarmak için uğraşacağım. Oyundaki seviyesi ve şu an Napoli takımındaki seviyesi yüksek değil. Fakat sevdiğim bir futbolcu olduğu için kadromuzda bir yer almasını, onunla maça çıkmayı istiyorum. Napoli takımından kim gelirse gelsin şu anki bizim oyuncularımızın çok üstüne çıkamayacaklar. Ne kaleci, tabii kaleci burada önemli. Kaleciye ihtiyacımız var. Meret var. Kepa ile aynı seviyelerde kendisi. Bizim şu an kaleci sıkıntımız var. İstediğimiz kalecileri çıkaramadık. Courtois gelmişti birkaç hafta önce. Ederson gelmişti. Onları çıkarmayı istedik, gelmedi. Belki Meret gelirse onu kullanabiliriz. Yedeklerimizde bu isimler var. Hatta kadro dışına baktığımızda da önemli futbolcularımız yine kadro dışında bulunmakta. Milli takım kadromuza baktığımızda bu hesabımızda kadromuzu oluşturup üstüne de maç oynamıştık. Cengiz'den harika bir gol gelmişti. İlerideki 4 futbolcuyu güçlendirdik. Gerideki futbolcuları da güçlendirmemiz gerekiyor. Seviye anlamında yükselteceğiz. Milli takım kadrosunu ayrı bir şekilde tutmak istiyorum. Böyle kıpkırmızı güzel görünüyorlar. Ha, yedeklere de tabii ki yine milli takım oyuncularını alabiliriz. Şu an elimizdeki yüksek seviyeli futbolcular bulunuyor. Napoli takıma gitmeden de Kvaratskhelia'yı çıkarabilmek için bir top açılımı gerçekleştirelim. Dediğim gibi oyunda ne yazık ki seviyesi şu an yüksek değil. Çünkü bu sezon bayağı iyi oynuyor ama Konami de zamanla yükseltecektir. İçeriye de bakalım. Maksimum seviyesi de öyle çok yukarı çıkmıyor kendisinin. İçeride Osimhen, Raspador gibi isimler var, yüksek seviyeli futbolcular. Bizim Kvara burada. Hatta en sonda yer alıyor. İlk seviyesi de 77. Keşke Konami şunu yüksek yapsaydı. 93-94 seviyelere çıksa kadromuzda da birkaç seviyede artacaktı. Ama yine de kendisiyle oynamayı çok istiyorum. Çok genç bir futbolcu. 10 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye geldi. Çok da uygun bir futbolcu. Şimdi almaya kalksam dünyanın parasını isterler. Ve çok iyi oynuyor. Umarız bu performansını devam ettirir. Belki de sezon sonu kupa ellerinde olacak. Kvaratskhelia'nın İtalya Ligi şampiyonluğunda Napoli bu sezon kupayı kaldırabilir mi? Ben şahsen kaldırmasını çok istiyorum. O da şundan dolayı: uzun süredir Maradona'dan beri lig şampiyonluğunu göremediler. Zaman zaman iyi takımlar kurdular ama bir türlü sonunu getirememişlerdi. Belki bu sene sonunu getirirler. O kupayı kazanabilirler. Güzel de bir sinerji yakaladılar. İyi de futbol oynuyorlar. Bol gollü galibiyetler alıyorlar. Burada seviyesi iyi olan birkaç tane futbolcu bulunuyor. Hemen yukarı taraftaki futbolcular geldiğinde iş yapabilecek oyuncular. Kaleciye ihtiyacımız olduğu için şimdilik Meret'i çıkarmak isterim. İleride daha çok istediğimiz kaleciler gelirse Meret'i kadro dışına doğru alırız. Kvara gelsin, Meret gelsin. Kim Minje'nin kartı vardı bizde. Ondan Kim Minje gelmesin. Yukarı taraflardan da Osimhen gelirse kullanabiliriz kendisini. Kvara'ya tek atabileceğiz mi? Gürcistan'ın Messi'si olarak adlandırılan Gürcü Messi'yi çıkarabileceğiz mi? Değil, kendisini kullanabiliriz. Formda geldiğinde iş yapabilecek bir futbolcu. İçeriye baktığımızda Kvaratskhelia'nın yıldızı 3 yıldız. Normalde en sondakini istemesek verir. Şimdi de en sondakini istiyorum. 3 yıldızlı futbolcu isteyeceğim. Hiç aklımın ucundan geçmezdi. 3 yıldızlı bir futbolcu gelmesi gerekiyor. Kim Minji'ye 4, kaleci. Son top açılımı. İçeri girelim. Şimdi Kvaratskhelia bir daha ne zaman gelir istiyorum. Hiç aklımın ucundan geçmez dediğim gibi. Kvaratskhelia benim bu sezon maçları izlerken heyecanlandığım, gol atsın, asist yapsın diye beklediğim isim kendisi. Umarım daha da iyi bir şekilde devam eder. Napoli takımında Kvaratskhelia'yı apayrı bir yere koyuyorum ben. Estetik bir futbolu var, tekniği yüksek, sağda bir sanat sergiliyor sanki. Çok beğeniyorum. Kadromuza da kendisini dahil ettik. Evet, yüksek seviyeye çıkmıyor. Hatta şimdi biz Kvaratskhelia'yı bir maksimuma çıkaralım ama benim elimde antrenör az. Öncelikle biraz antrenör kasmamız lazım. GP'm oldukça fazla. 5 yıldızlı düşük GP'ye satılan futbolculardan alalım. Kvaratskhelia'yı şöyle fullemek için elimizdeki antrenör sayılarını da arttıralım. Standart oyuncu listesine girdiğimizde nasıl yaptım? Bunu ben bir sıfırlayayım. Bir o şekilde göstereyim arkadaşlar. 0 GP'ye de satılan futbolcular var bu arada. Oyuncuya ihtiyacımız varsa buradan tamamlayabiliriz. 0 GP'ye satılan oyuncular bunlar. Büyük ihtimalle oyuna başlarken verilen oyuncular da olabilir. Normal zamanda girdiğimizde bu şekilde gözüküyor olabilir. Ben
5 yıldızı ve fiyatı en düşük olanlardan başlayacak şekilde listelemesini istiyorsam sırala diyorum. Burada öncelikle fiyata tıkladığımda yukarı tarafta sağ üstteki ok aşağı bakıyorsa yukarıdan aşağıya değiştiriyorum. Aşağıdan yukarı en düşükten başlasın, yukarıya doğru sıralasın. Sonra fiyata tıkladığımda en düşük fiyattan başlayarak oyuncuları sıralıyor. Tabii bunlar bir yıldızdan itibaren başlanıyor. Ben 5 yıldızları sıralasın istiyorum. Oyuncu değeri 5 yıldız. Bitti. 5 yıldızda en düşük fiyata satılan oyuncular bunlar. Buradaki 96 binlikleri alalım, sonrasında satalım. Her biri 10 bin DP verecek. Örneğin Ansu Fati, en son aldığımız Ansu Fatileri satalım. Oyuncular diyelim. Buradan sıralamayı alınma sırası olarak değiştirelim. Ansu Fatileri seçelim. 7 tane Ansu Fati serbest bırak diyelim. 38.500 GP. Biz bunları alırken 700.000 GP'ye yakın para harcadık. Ve 70.000 DP de buradan hediye etti. 7 tane 10.000'lik DP. Son gelen isimleri şimdilik kadromuza dahil edelim. Maç oynadıktan sonra da kadromuzda kalabilirler mi, kalamazlar mı göreceğiz. Kore'yi şimdilik çıkaralım. Ofansif orta sahada bu hafta kendileri deneyebiliriz yeni transferlerimizi. Barella ile değişelim. Barella da 98 seviye gören bir karta sahip. Burada da Griezmann'la değişelim. Kvaratskhelia Son'la değiştiğimizdeki sonu da oyunda çok beğeniyorum. 79 seviyeden başlıyor. 47.000 DP kendisi için harcıyoruz. Oyuncu istatistikleri dediğimizde oyuna bıraksak 88 seviyeye kadar çıkıyor. Fakat 89 değerini gören bir futbolcu ama kendi istediğimiz şekilde şekillendirebiliriz Kvaratskhelia'yı. Normalde 89'a çıkarmak istesek şunları kırpalım. Hıza bastığımızda 89 oluyor. Ama özellikleri beğenmeyip kendi istediğimiz şekilde de güçlendirebiliriz. Kvaratskhelia'nın pasları çok kötü olmuş. Konami neden bu adamı bu kadar düşük yapıyor ki? Keşke biraz daha yükselseydi. Bu sezonki performansına bakarak en azından şunun şu kartını güçlendirebilirlerdi. Hızlanma anlamında da iyi değil. Denge dayanıklılığı iyi. Şöyle daha hızlı, daha teknik bir karta sahip olmasını isterdik. Seneye baktığımızda Kvaratskhelia daha yüksek seviyeli kartlarıyla gelebilir. Kvaratskhelia'nın ilerleme puanlarını bu şekilde ayarladım. En çoğu hıza bastık. Dayanıklılık şut gücüyle birlikte 89 seviye kendisi. Top kontrolü, top sürmesi var. Pasları 4 seviye arttırsak da buraya kadar çıktı. Kafa zıplamayı arttırmadım. Zaten düşük değerlerde çok da ihtiyacımız olmaz dedim artık kafa zıplamaya. Yükselsek de çok bir artış da olmuyor. Falsosu yok. Falsosu yok dediğim düşük. Bitiricilik düşük. Hızı 85, hızlanması 86, şut gücü 81, denge dayanıklılığı da 83-82. Gönül isterdi ki daha yüksek değerlerde olsun ama şimdilik bu şekilde kaydedelim. Kadromuzda da kendisi 92 seviyeye kadar çıktı. Elimizdeki şu an kadrodaki en düşük seviyeli futbolcu bu arada. Yedeklerde bulunan GF Raspadori 94 seviyeye kadar çıkmakta yüksek bir seviyeye çıkıyor. Geriye gelen forvet oyun tarzına sahip. SFGF sol açıkta ana pozisyon olarak oynayabilmekte. Becerileri az ama süper yedek becerisi var. O anlamda iyi. Onun dışında ofansif orta sahadaki Zielinski de 94 seviyeye kadar çıkmakta kendisi. Boşluk kullanan oyuncu oyun tarzına sahip. Ofansif orta saha göbek, sağ kanat, sol kanat da oynayabilmekte. Çılgın koşu, gole giden atak bunlar da önemli. Zielinski'nin de çift vuruş çalım becerisi var. Benim en çok kullandığım çalım becerisi. Diğer beceri de bunlar. Tabii onların oynadığı bölgelerde elimde iyi futbolcular da bulunuyor. Eğer bulunmasaydı kendilerini yüksek seviyeye çıkarıp oynatabilirdik. Ama benim istediğim oyuncu Kvara'ydı. Seviyesi çok yüksek değil ama sahadaki performansını da merak ediyorum. Bugün Napoli takımının son saatleri, yarın için herhangi bir paket açıklanmadı. Yarın sabah oyuna girdiğimizde yine bir kontrol ederiz. Yeni bir oyuncu paketi gelecek mi ama gelseydi daha önceden açıklanırdı. Güncelleme de yaklaştığı için bir hafta 10 gün sonra bir güncelleme bekleniyor. Bakalım yarın bir paket gelecek mi? Son anda bir sürpriz olacak mı? Şu an bilinen yeni bir paket gelmeyeceği yönünde. Farklı gelişmeler olursa tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.